Sevgili gençler, Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice hocanız. Yedi Meşaleciler topluluğu içerisinde yine önemli bir isimle devam ediyorum. Sabri Esat Ziyavuşgil. Sabri Esat Ziyavuşgil'in anahtar kelimelerine bakmaya ne dersiniz? Saf şiir anlayışında demiştim ki, saf şiir anlayışıyla şiirler yazan Cumhuriyet döneminde bir topluluk vardır. O topluluk da Yedi Meşalecilerdir. Daha önce size Ziya Osman Sabah'ı anlatmıştım. Şimdiki sanatçımız Sabri Esat Ziyavuşgil. Sabri Esat Ziyavuşgil'in en önemli anahtar kelimesi veya karşınıza çıkacak en önemli eseri Odalar ve Sofalar isimli şiir kitabıdır. Bu aklınızda şöyle kalıyor. Çok beyin yakan bir şifre geliyor şu anda karşınıza. Not edin ve mesela şu anda ben 3-4 sene önce mezun ettiğim öğrencilere Odalar ve Sofalar kimin diye sorsam, arayıp sorsam hemen cevapları Sabri Esat Ziyavuşgil olacaktır. Ya da şu isim olacaktır. Bazen karıştırıyorlar çünkü. Yani o kadar kalıcı ve beyin yakan bir şifre maalesef. Hani Eyüp Sabri Tuncer diye bir kolonya markası var. Eyüp Sabri Tuncer. Hatırladınız mı? Bakın Sabri isminden yola çıkarak aslında gidiyorum. Eyüp Sabri Tuncer kolonya markası. Hocam ne diyeceksiniz? Yani kolonya markası olabilir. Bunu nasıl bir bağlantı kurabilirsiniz? Hani biz odamıza ve sofamıza gelen insanlara kolonya ikram ederiz ya, aklınızda böyle kalsın. Bu kolonya şişesi olsun. Kolonya ikram ediyoruz biz odamıza ve sofamıza gelen insanlara. Eyüp Sabri Tuncer de bir kolonya markası. Odamıza ve sofamıza gelen insanlara biz Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarından ikram ediyoruz. Yani Sabri Esat Ziyavuşgil. İşte ben öğrencilerime Odalar ve Sofalar kimin diye sorduğumda ilk önce Eyüp Sabri Tuncer diyorlar. Sonra hocam pardon yanlış söyledik, Sabri Esat Ziyavuşgil diye düzeltiyorlar. Bazen de marketlere gittiklerinde Eyüp Sabri Tuncer limon kolonyasını fotoğraflayıp bana atıyorlar, hocam Odalar ve Sofalar şeklinde. Sizin de aklınızda belki bu şekilde kalacaktır. Bu birinci beyin yakan şifremizdi. İkinci önemli özelliği, sanatçı Karagöz hakkında hazırladığı psikososyolojik bir inceleme yapmış. Ve bu inceleme henüz aşılamamış bir çalışmadır gençler. Bugün de değerini korumaktadır. Bu da aklınızda şöyle kalsın. Sabri Esat Ziyavuşgil derken bakın şurada siyah kelimesi çıkıyor. Fark ettiniz mi? Siyah kelimesi çıkıyor. Siyahın da eş anlamlısı nedir? Karadır. Buradan da şu eser aklınızda kalacaktır. İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul isimli çok değerli bir çalışması aklınıza gelecek. Siyah kelimesindeki, siyah hecesindeki daha doğrusu siyah kelimesini oluşturduk ve kara kelimesine ulaşıp Karagöz kelimesine ulaşmış olduk. Bunun haricinde sanatçımız bir psikoloji profesörü aynı zamanda, kendisini bilimsel çalışmalara da adamıştır. Bazen bu yönüyle de karşınıza çıkacaktır. Başka önemli özelliği, yine benim elimdeki notlarda şöyle bir özellik vardı. Empresyonist bir ressam tutumuyla da şiirler yazar. Eşya ve olayları canlandırıcı bir tarzda anlatıyor şiirlerinde. Belki Odalar ve Sofaları vermek istemezlerse ya da ikinci maddedeki eserini vermek istemezlerse bu yönleriyle de karşınıza çıkacaktır Sabri Esat Ziyavuşgil. Biz aklımızda nasıl tutuyormuşuz? Hadi videoyu böyle bitirelim. Eyüp Sabri Tuncer limon kolonyası odamıza geldi, sofamıza geldi, kolonya döktük. Ama biz ona Eyüp Sabri Tuncer demiyoruz. Sanatçımız kimdi? Sabri Esat Ziyavuşgil. Sabri Esat Ziyavuşgil. Lütfen aklınızda kalsın. Bu şifreyi kimse unutmasın. İyi çalışmalar dilerim.